Evet herkese merhabalar. Basic English Phrases 3 videomla sizlerle birlikteyim. Şimdi ilk 20 phrase'den e, sonra 10 tane daha phrase'imiz kaldı ve 30 taneye tamamlayacağım. Okay. 21. Yani burada bir diyalog da bunu anlatalım istiyorsanız. Mesela bir diyalogun tam orta yerinde. So Kathleen, what do you like to do in your free time? I love to read and to garden. I picked two buckets of tomatoes last week. Bakın burada what would you like to do? Yani ne yapmaktan hoşlanırsın? Yapmaktan hoşlandığın şeyler nelerdir sorusu var. Evet karşımızdaki insana boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlandığını sorarken what do you like to do? What do you like to do? Şimdi bazı ifadelerde biz bunu what do you like doing olarak da görüyoruz ama what do you like to do şeklinde bir kullanım da mevcut. Şimdi bu ifadede I love to read And to garden. Okumayı ve bahçe işleriyle uğraşmayı seviyorum. I picked two buckets of tomatoes last week cümlesinde de geçen hafta iki, iki kova domates topladım diyor. Asking what people enjoy doing. Yani insanların hoşlandığı şeylerden bahsederken kullandıkları yapı ve soru yapısı bu. Okay, next one. 22. Can I get your phone number? It would be great to meet up again sometime. What's your phone number? Şimdi buradaki can I get your phone number ile what's your phone number ifadesi aslında aynı amaca hizmet ediyor. Diyelim tanıştığımız bir insanla olan iletişimimizi devam ettirmek istiyorsak biz Can I get your phone number? What's your phone number? Yani telefon numaranı alabilir miyim? Telefon numaran nedir? Gerekçesi de bunun It would be great to meet up again sometime. Yani tekrar görüşmek için bir istek ortaya koyuyoruz ve karşıdaki insana da bunu iletiyoruz. Okay, 23. Let's keep in touch. Bu 22'ye biraz benziyor aslında. Let's keep in touch, let's communicate, let's keep our contact. Yani iletişimimizi sürdürelim anlamında. Let's keep in touch. Um do you have Facebook? Are you on Facebook? Do you have Instagram? Are you on Instagram? Uh, do you have YouTube? Are you on YouTube? Yani bu tür sorularla sosyal medyada bir hesap olup olmadığını öğrenmeye çalışıyoruz. Burada amaç yine nedir? Mesela Facebook hesabı varsa o Facebook üzerinden eklemek ve arkadaşlığını sürdürmek. Do you have Facebook? Yes I do. Can I have your Facebook account? Yani Facebook hesabınızı alabilir miyim? Are you on Facebook? Facebook'ta var mısınız? Şeklinde ben burada 22 ve 23. maddeleri birbirine yakın olarak ifade edebilirim. Okay, 24. When answering the phone, on the phone, "Hello, this is Rebecca speaking. How can I help you?" Şimdi "How can I help you?" ifadesi nasıl yardımcı olabilirim. Genelde telefonu açan kişi diyelim bir şirket, bir ofis, bir kurum olabilir. E, telefonu açtıktan sonra kişi kendini tanıtıp nasıl yardımcı olabilirim? "How can I help you?" Yani siz de birisine nasıl yardımcı olabilirim derken "How can I help you?" yapısını kullanın. Okay, 25. I'll be with you in a moment. Evet, buradaki anlamı işte birkaç dakika içinde ya da bir dakika içinde sizinle olacağım, size döneceğim. I'll be with you in a minute. Bakın burada in a moment yani in a minute bir dakika içinde. Moment'ın aslında anlamı an yani kısa süre anlamında aslında burada. Kısa bir sürede, süre içerisinde size geri dönüş yapacağım ya da döneceğim, sizinle olacağım anlamında. E, bunun eş anlamlısını I'll be right with you. bu da size döneceğim. sizinle ilgileneceğim anlamına geliyor. I'll be right with you. Genelde en çok kullanılan I'll be with you in a moment ya da in a minute ifadesi. Okay, 26. Bu da klasik bir soru aslında. Bir şeyin zamanını soruyoruz, saatini soruyoruz. What time is our meeting? Yani toplantımız kaçta? What time is our meeting on Thursday? Bakın burada gün de verebiliriz. Yani toplantının Perşembe günü olduğunu biliyoruz, ama saat kaçta olduğundan emin değiliz. What time is our meeting on Thursday? Yani Perşembe günü toplantımız saat kaçta anlamına geliyor. Okay, 27 <laughs> Please call me back at seven 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 seven. Yani burada bu numarayı yazdık. Hani e, kimse de olmasın sonra arıyorlar. Böyle insanlar da var yani numarayı gerçek zannetip aramasınlar. Please call me back. Lütfen beni ara. Yani beni şu numaradan arayın. Use this phrase to give your phone number. Şimdi biz eğer telefon numaramızı karşıdaki insana vermek istiyorsak biz bu ifadeyi kullanacağız. Please call me back at 777. Bu şekilde beni geri ara yani bana dönüş yap anlamında kullanabiliyoruz. Okay 28. <laughs> Oh really? Actually I thought. Gerçekten mi? Ben şöyle düşünmüştüm aslında gibi. When you disagree with someone, birisiyle aynı fikirde olmadığınız zaman, to sound more polite than saying no or you are wrong. Yani karşımızdaki insana hayır ya da yanılıyorsun demek yerine, Oh really? Actually I thought. Ben şöyle düşünmüştüm. Yani burada siz kendi düşüncenizi ifade ediyorsunuz. Karşı tarafa yanlışsınız veya Doğru değil demiyorsunuz. Sam is coming tonight at 8, right? Sam e, bu gece saat 8'de geliyor değil mi? Actually I thought she wasn't working at all this week. E, aslında ben onun bu hafta çalışmadığını düşünüyordum. Oh, okay. I will have to look at the schedule again. E, çalışma e, tablosuna veya ne diyelim zaman çizelgesine e, tekrar bakarım diyor böyle bir cevaptan sonra. Yani orada you are wrong demek yerine actually I thought. Ben şöyle düşünmüştüm şeklinde ifade etmek daha kibar. More polite bir kullanım oluyor. Okay, 29. Okay, did you finish the reports? Raporları bitirdin mi? Actually, I am running a bit behind, but they will be done by noon. Aslında biraz geriden gidiyorum fakat öğlene kadar bitmiş olacaklar diyor. Bakın I'm running a bit behind. Behind geriden demek zaten. A bit behind biraz geriden gidiyorum. Yani planlanan zamana göre biraz gerideyim ama öğlene kadar bitirilmiş olacaklar. They will be done by noon. Buradaki by'ın anlamı da e kadar anlamında. Noon öğlen demek zaten biliyorsunuz. Evet, bu videolarımızın 3. videomuzun en son phrase'i I'm just about to yani tam da göndermek üzereyim. Mesela I'm just about to send those faxes. Yani şu faksları tam da göndermek üzereyim. Faxları göndermekteyim. Yani tam böyle göndermeye yakın bir zamandan bahsediyoruz. I'm about to go and pick up some coffee. Yani gidip biraz kahve almak üzereyim. Alacağım, hemen alacağım anlamında. Bakın do you want anything? Bir şey ister misin? Şeklinde soruyla da bunu ifade edebiliyoruz. Genelde mesela I'm about to go. I'm I'm about to go out. Dışarı çıkmak üzereyim. I'm I'm about to sleep. Uyumak üzereyim. I'm about to have breakfast. Kahvaltı yapmak üzereyim. Şeklinde Türkçe'ye çevrilebiliyor. E, bu 3 videoluk serimizin sonundaki bir video oldu. Umarım bu 30 tane farklı frezi yani ifadeyi e, öğrendiniz. E, size tavsiyem videolarımı tekrar tekrar izleyin e, ve bunların kullanımını pekiştirin. Çünkü yabancı dil eğitiminde en önemli şey tekrar, pratik. E, pekişmek tabii ki biraz zaman oluyor. Ama tabii ki e, bir yapıyı bir kez gördüğünüz zaman da aklınızda kalmayabilir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.